Yeni bir yönetmelik var. Polislerimizi ilgilendiriyor. Onlar da bütün bu zor şartlarda, bu hava koşullarında, salgın şartlarında görevlerini aksatmadan yaptılar. Evde kalamayan insanlarımızdan onlar. Polislerin zorunlu görev yapacakları bölge sayısı artıyor. İstanbul'da göreve başladım. Erzurum'da şarkı yaptım. İzmir'de emekliye ayrıldım. Bu sisteme göre 4 bölgeyi gezmek zorundasın. Dört bölgeyi gezdiğin zaman otomatik olarak iki şark, beş şehir değiştirmek zorunluluğu doğuyor. Polislerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişiyor. Polis sistemi getiriliyor. Polislere dört kez tayin zorunluluğu. Teşkilat muzdarip. Bir polis memurumuzun 5 yaşındaki evladı liseyi bitirene kadar 4 ayrı vilayette okumak zorunda. Uygulama 2024 yılında başlayacak. Önceden Batı ve Doğu 1 ve 2. bölge diye ayrılırken Doğu 2'ye Batı 2 bölüme ayrıldı. Doğu görevi süresi düşürülüyor. Ancak bölge sayısı arttığı için bu daha sık tayin demek. Polisler eş ve çocuklarının sağlık durumu nedeniyle tayin isteme hakkına sahipken buna evin tek çocuğu olan polisler için anne ve babasının sağlık durumunu gerekçe göstermek kaydıyla tayin isteyebilecek. Dört bölgeye ayrılmış şu anda Türkiye. Dört bölgede görev yapma zorunluluğun var. Eğer bir de ikinci şarkıya ihtiyaç duyulduğu zaman altı şehir gezmiş oluyorsun. Erdoğan'ın imzaladığı bölge sistemi tam bir garabettir. Saray hayatı zorluklarla dolu olan polisimize daha çok zorla katlanacaksın diyor. Kılıçdaroğlu ilgili büyükelçiye onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir. Belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi geliyor gelmekte olan. Polis teşkilatımızdan daha çok verim almak istiyorsan sayın İçişleri Bakanı yapman gerekenler belli. 3600. Hemen pazartesi günü hayata geçirilmeli. Yıllardır 3600 ek gösterge bekleyen polisler tayin düzenlemesiyle karşılaştılar. Düzenlemede tartışılan bir diğer madde de polislere zorunlu görevlerini tamamlasa bile kendi memleketlerine tayin isteme hakkı verilmemesi. Ben şimdi Yozgat'lıyım. İzmir'de yaşıyorum. Yani polisin büyük bir bölümü kendi vilayetinde yaşama çok çok azaldı artık. Çok arkadaşlarımız üzecektir.